Moskova'ya hoş geldin. Umarım iyi bir ziyaret olur. Patron seni bekliyor. Bu taraftan. Gösteri zamanı. Dinle Jerry. İçeriden görüntü alamıyoruz. Artık iş sana kaldı. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Otur lütfen. Uzun bir yoldan geldin. Lütfen, ısrar ediyorum. Bu zevksiz dekorun kusuruna bakma lütfen. Büyük otellerin hepsi terörle mücadele zirvesi için gelenlerle dolu. Bunlar mı? Hepsi mi? Beyler, beyler, lütfen. Lütfen. Hepimiz dostuz. Opostite orji. He? Düşmanının bölgesinde biraz gergin olmanı anlıyorum. Ama zaten bu yüzden güvendesin. Hiç kimse seni burada, burunlarının dibinde aramayı düşünmez. He? Ama içiniz rahat etsin beyler. Bugün kimse ölmek istemiyor. Biz dürüst haydutlarız. Pokajya. İşte geliyor. Sen seninkini gösterirsen ben benimkini gösteririm. Memnun oldun mu? Evet. Senin sözüne güveniyorum. Bunu da unutma. Bu olmadan işe yaramaz. Davay! Nedir bu? Yeni ortaklığımızı kutlamak için. Buna hiç gerek yok. Israr ediyorum. Nazdrovya. Ne oluyor? Bilmiyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Onaylamış olması gerekirdi. İçeri girmemiz gerek. Müdahale etmememiz gerekiyor. Görevimiz sadece izleme. Bizim buradaki işimiz bitti. Elbette. Ne oldu? İhanete uğradık. Vurun onları. Ne oldu böyle?
Emin değilim. İyi uykular baylar. Bu ne? Yer belirleme sinyali devreye sokuldu. Ne? Nerede? İçeride. Bunun kötü göründüğünü biliyorum. Ama aslında çok komik bir hikaye. Komik bölümüne gelmemiştim. Bu kesinlikle silah sesiydi. Ajan Cooper yerinde kal. Durdurmak istiyorsan vur beni. Parmağım tetikte. Beni vurursan bu yer hafızalarda kalır. Şimdi silahını indir ve uzaklaş. Hayır. Ne demek hayır? Yani hayır. Silahımı indirmeyeceğim. Bu düğmeye basarsam ne olacağını biliyorsun değil mi? Hı hı. Tamam, emin olmak için soruyorum. Bizi, arkadaşlarını, aileni ve milyonlarca masum insanı öldürecek olmam senin için sorun değil. Da. Çünkü düğme anahtarı olmadan bir şey yapmaz. Bu konuda haklısın. Bir kadın olarak iyi dövüşüyor. Yeter. Güle güle. FBI silahını bırak. Lanet olsun. Ajan Cooper. Ajan Cooper cevap ver. Ses yok. Kimsin sen ve ne yapıyorsun burada? Simon Templar ve şu anda saklanıyorum. Evet Simon, şu anda resmi bir operasyona müdahale ediyorsun. Özel ajan Cooper, FBI. Rusya ne zamandan beri FBI'nin yetki alanında? Bu ortak bir operasyon. Kim geliyor? Kim mi? Konum bildiriciyi devreye soktun. Kiminle bağlantı kurmaya çalışıyordun? Interpol'le. Yalan. Bak ajan Cooper, burada oturup seni ikna etmeye çalışırken eleye döneriz ya da bilmiyorum, hayatta kalmak için bir şeyler yaparız. Dur. Ne yapıyorsun? Akılcı bir seçim yapıyorum. Koru beni. Bekle, dur. Olsun. Burada desteğe ihtiyacım var. Hmm.
Şarjörde 10 mermi olur çaylak. Doldurmak istersen beklerim. Önemli değil. Seni tutukluyorum. Ciddi misin? Her zaman. Suçlama ne? Bilmiyorum. Ben bir şey düşünürüm. Ajan Cooper. Ajan Cooper, geldik. Hiç gelmemenizden iyidir. Ama merak etmeyin. Durum kontrolüm altında. Onu da tutuklamamız gerekecek. Kimi? Aziz mi? Rüşe, mükemmel zamanda bak. Uzmanlığım bu. Rusya maceran nasıl gidiyor? Çok Rus ve çok maceralı. Ve henüz bitmedi. Kaçış rotan telefonunda. Tamam. Nereye gidiyorum? Havaalanına. Seninle yarın Bükreş'te buluşacağız. Bir saat sonra kalkacak bir uçakta yer aradım. Bayan Horn, güzel olduğun kadar beceriklisin de. Her zamanki gibi teşekkür ederim. Ve itiraf etmeliyim ki Saka sana biraz kötülü bir hava vermiş. Evet. Buna izin veremeyiz. İlk fırsatta keseceğim. Bu pasaklı hali beğenmiştim. Bunu göz önünde bulunduracağım. Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı bölgeye yardım sözü verdi. Ama para ihtiyacı olanlara ulaşamayacağı gerekçesiyle bekletiliyor. Bu arada Başkan Ezekiel Ibaka'nın özel kuruluşlardan 2,5 milyar dolarlık bir yardım garantisi aldığı bildiriliyor. Yeni seçilen başkan yolsuzlukların üzerine gitme sözü verirken, ülkesinin parçalanmasını önlemek için dünyanın çeşitli yerlerindeki gruplarla temaslarda bulunuyor. Babam bir kahramandı. Bir savaşçıydı. İlham verici olmasının yanında korku da salardı. Nijerya'nın tanıdığı en büyük generallerden biriydi. Ülkesini severdi. Bazen benden bile çok sevdiğini düşünürdüm. Yaptığım şeyi bilse çok üzülürdü. Gururlu bir adamdı. Benim gibi bir dilenci durumuna düşmeyi kabul etmezdim. Bu doğru değil. Baban seninle gurur duyardı. İnsanlarına yardım etmek için yaptıkların tarihe geçecek. Ve unutma, yardım istemek de cesaret ister. Ülkeme karşı gösterdiğin cömertlik çok duygulandırıcı. İyileşme sürecine yardımı büyük olacak ama ne yazık ki hala yeterli değil. Sen de 2,5 milyar doların yeteceğini düşünmüyorsun, değil mi? Bu yüzden buradayım. Sana ve ülkene bütün yeteneğimi sunuyorum. İşe yarayacaktır. Mecburuz. Evet, yapacağız. Daha önce böyle bir yüzük görmemiştim. Bir aile yadigarı. Buna büyük bir değer veririm. Bana geçmişte kalan dünyanın çok farklı olduğu günleri hatırlatır. Karmaşık bir dünyaydı. İyi insanlar doğru olanı korumak için birlikte savaşırdı. Motive olmamı sağlayan, beni buraya sana getiren de bu. Ve ben de getirdiği için minnettarım. Taksi. Taksi lütfen. Peki. Banka hesaplarına gece yarısı erişeceksin. 12'yi bir gece temizlenmiş olmalılar. Emredersiniz. Tamam. Tüm birimlerindik üzere 52. caddede soygun ihbarı. Tekrar ediyorum. 52. caddede soygun ihbarı. Ne oldu? Efendim, bunu yapmalı mıyız? Yani 2,1 milyar kanlı para değil. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için. Bu yaşta vicdan sahibi olmaya başlama Arnie, daha önce sende olmayan bir şey.
size yüzüğü sordu değil mi? Anlaşmayı sağlayan bu oldu. Soracağını nereden biliyordun? İlgi çekici bir parça. Buna ne anlattınız? Gerçeği, aile yadigarı olduğunu. Ama benim ailem olmadığından bahsetmedim. Neredeyse ona verecektim. Neden? Çünkü bunu aldığım adam gibi o da zavallının teki. Bunca yıl saklamışsınız. Sizin için bir anlamı olmalı. Al. Senin olduğu benim için değeri bu kadar. Tamam, artık gidelim. Zaman kaybediyoruz. Emredersiniz. Simon Templar, sen bugüne kadar tanıdığım en tuhaf hırsızsın. Sen söylüyorsan bunu iltifat sayarım. İsteği aldın mı? İşte burada. 800 bin sınır tanımayan doktorlara, 750 bin de göçmenlere yardıma. 1,5 milyon aç çocuklara yardım fonuna. Bak. Tüm bu parayı çocuklara mı vermek istiyorsun? Ama çok küçükler. Belki o kadar yemiyorlardır. Senin paran. Patron sensin. Paranın gerekli yerlere ulaşmasını sağla yeter. Eksi benim çok küçük komisyonum. Eksi senin büyük komisyonun. Rakiplerin bunun çok daha azına çalışacaklardır. Evet. Ama benim kadar yakışıklı değiller. Ya da güvenilir. Eski dostum. Ezekiel Ibaka, kayıp parayı bulmaya ve bunu yapamazsa istifa etmeye söz verdi. İzledin mi? Evet, yeni bir şey değil. Kendi halkının parasını çalan diktatörlerden biri daha sadece. Hiç şaşırmadım. Hayır, ben ona güveniyorum. Bence o yanlış insanlara güvenmiş. Peki sen bunu nereden biliyorsun? İçgüdü. Kendi başıma yaptığım biraz araştırma da var. Ne girişimci biri oldun böyle tatlım. Dikkatli olmazsam işim elimden alacaksın. İstemem, işin sende kalsın. Operasyonun beyni olmak hoşuma gidiyor. Aa, öylesin demek. Ben ne oluyorum öyleyse? Kas gücü tatlım. Sen sadece kassın. Her neyse dinle. Kısa süre önce Nijerya başkanının yanında bu adamı gördüm. Telefonuna gönderiyorum. Kim bu? Adını henüz bilmiyorum. Ama fotoğrafı ulaşabildiğim tüm yüzlama veri bankalarında araştırdım. Bugüne kadar bunun dışında sadece bir... İNSA izleme fotoğrafında görülmüş. Yanındaki adam Şeyh Muhammed Al-Kabiri. Şu anda CIA'nin gizli hapishanelerinden birinde ömür boyu hapis cezası çeken bir terör destekçisi. Bu adamda tanıdık gelen bir şey var. Dur tahmin edeyim. Oxford'da birlikte kürek mi çektiniz? Bak ne diyeceğim, bunu biraz daha araştıralım. Kayıp parayla ilgili bir ipucu bulursan, bu iş bize göre olabilir. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Başladım bile.
Ama Simon? Evet tatlım. Sakal konusunda yanılmış olabilirim. Seni nasıl söylesem yaşlı göstermiş. Hoşça kal tatlım. Bu son sınavda beyler, sizin dışınızda tam puan olan tek bir öğrenci bile olmadı. Ama en çok şaşırdığım kişi sizsiniz Bay Templar. Notların zaten mükemmeldi. Bu sınav için cevap anahtarını çalmana gerek yoktu. Cevaplara hiç bakmadım efendim. Ama yine de öğretmeninizin odasına zorla girme ihtiyacı duydunuz. İçeri zorla girmedik efendim. Anahtarın bir kopyasını çıkardım. Yani kabul ediyorsun. Kabul edecek bir şey yok efendim. Bizi yakaladınız. Plana sadık kalmış olsak bile bu hiç olmayacaktı. Kasıtlı olarak birkaç cevabı yanlış yapacaktık. Sınav sorularını neden çaldın? Kopya çekmene gerek yok. Sen bir Templar'sın. Bir sorumluluğun var. Bu dünyada sana yaraşır bir duruşunun olmasını bekliyorum. Ben kopya çekmedim. Sadece çaldım. Aradaki farkı anlıyorum. Ama neden Simon? Beni sevmelerini istedim. Ben de bir şeyin parçası olmak istedim efendim. Sen bir şeyin parçasısın. Neyin parçasıyım? Kimsenin beni sevmediği bir züppe ailesinin parçası mı? Bu ailenin servetini nasıl kazandığını biliyor musun? Hayatımı nasıl kazandığımı biliyor musun? Belki de artık öğrenme zamanı. Bunu daha önce görmüştün değil mi? Bu bir sembol. Tapınak şövalyelerinin. Tapınak şövalyeleri kim peki? Bu çok ilginç bir soru. Uzun zaman önce, 1119'da, ilk Haçlı seferinden hemen sonra, kutsal topraklardan dönen küçük bir şövalye grubu. İyi iş çıkardın Coop. İstersen biraz izin kullanabilirsin. Bunu hak ettin. Ben yeni bir soruşturma açmak istiyorum. Ne? Simon Templar mı? Bu kim? Ona Aziz diyorlar. Interpol'de Brodsky ile konuştum. Ayrıca Scotland Yard'da müfettiş Teal'a sordum. Yıllardır onun peşindeler. Uluslararası bir hırsız. Para aklama, bilgisayar dolandırıcılığı ve kaçakçılık suçlarından aranıyor. Rusya'daki adam bu muydu? Evet. Coop, bak. Sen çok zeki bir çocuksun. Ama direktör geçen sefer senin için çok fazla riske girdiğimizi düşünüyor. Bu adamla ilgili Birleşik Devletleri ilgilendiren bir şey yok. Özellikle de yerel olarak. Biz FBI'yız. CIA ya da Interpol değil. Ama bu adam aktif bir terörle mücadele operasyonuna müdahale etti. Ne yani, gitmesine izin mi vereceğiz? Bizim sorunumuz değil. Büro sana destek olmayacaktı. Ama sen... Ben de olmayacağım. Interpol demişken kontrol ettin mi? Neyi? Raporunda Aziz'in bir yer belirleme cihazıyla Interpol'e bombanın yerini bildirdiğini söylemiştin. Bunu onayladılar mı? Evet, evet, onayladılar. Demek istediğin ne? Yani belki de bu durumda kötü olan o değildir. Peki ya altın? Külçelerden çoğunu alıp kaçtı. Ne sanıyorsun? Onları bağışladığını mı? Ajan Cooper, Aziz'den bir daha bahsetmeni istemiyorum, tamam mı? Ve biliyor musun? Sana bir süre saha görevi de yok. Bir sonraki uyarıya kadar masa başındasın. Bu saçmalık. Bunu sen de... Bunu kalıcı yapmak ister misin?
Alo, sen kimsin? Söylememeyi tercih ederim. Tamam. Korumaya ihtiyacım var. Kendim için ve ailem için. Konuşmadan önce... Korunacağımıza dair garanti almak istiyorum. Bu numarayı nereden buldun? Yapmayın Ajan Cooper. Bu elimdeki bilgiler arasında en az ilgi çekici olanı. Tamam, dikkatimi çekmeyi başardım. Dün gece Nijerya'ya yardım olarak gitmesi gereken 2.5 milyar dolar para birkaç izi sürülemez banka hesabına aktarıldı. Dur, bekle biraz. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü ben aktardım. Evet. Whale Cross olmalı, bundan şüphe yok. Ondan bu cesareti beklemezdim, ne ilginç. Arayacağı ilk yer FBI olacak, korunma talep edecek. Karşılığında onlara parayı teklif edecek, bunun olmasına izin veremeyiz. Güzel. Çocukluk yapmıyorum, anlayışlı davranmıyor. 18 yaşındayım baba, istediğim zaman dışarı çıkabilirim. Zoe, ben sana gidemezsin demedim. Sana arabamı kullanamazsın dedim. Seninle konuşmuyorum Catherine. Onunla neden evlendin bu arada? Anne yaşında bile değil, mide bulandırıcı. Tanrım, neden böyle kötü olman gerekiyor? Tamam, denerim. Weil ich nicht für ihn halten konnte, hielt an der Tod für mich. Bu dili bilmiyorum maalesef. Babam için mi geldin? Şüpheli yabancılarla iş yapan genelde odur. Ben ölüm için durmadığımdan o kibarlık yapıp benim için durdu. Emily Dickinson. Severim Bayan Whale Cross. Okul yaz tatiline girdi. Herkesi susturması için 15 saniye gerekti. Büyük bir karmaşa. Taraftarlar zaten takımı başka şehre taşımak istediği için onu suçluyor. Evet, bugünlük spor haberlerimiz bu kadardı. Şimdi günün önemli haberlerini almak için Tom ve Fiona'ya bağlanacağız. Alo Zoe? Çaresizlik kötü bir duygu değil mi Arnie? Sen benden çalarsan, ben de senden çalarım. Paranı geri vereceğim. Yemin ederim. Vereceğini biliyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Ben dünyanın zamanına sahibim ama ne yazık ki kızının böyle bir lüksü yok. Lütfen. Ona bir şey yapma. Evet, kızının sağlığı tamamen senin elinde. Bak ne diyeceğim. Seni sevdiğim için 48 saat bekleyeceğim. Patricia, beni özleyeceğini biliyordum. Hem de çok. Aslında kahvaltıda kulağıma gelen bir şeyle ilgileneceğini düşündüm. Garsonlardan birinden mi? Ha, komik. Ama hayır, Nijerya'da kaybolan yardım parasını hatırlıyor musun?
$2,5 milyar unutmak mümkün mü? Çok haklısın. Parayı buldum. Hepsini. Nerede? Kendi hesabına çalışan bir bankacının hesabından. Arne Velcros. Tanıyor musun? Adını duydum. Çoğu hırsız gibi dikkatleri üstüne çekmemeye çalışır. Kusura bakma dostum. O parayı arayan çok kişi var. Ve hiçbir niyeti iyi değil. Velcros'u buldum San Diego'da. Benimle orada buluş. Geliyorum. Önce çantama birkaç şey yapmam gerek. Günaydın bayanlar. Merhaba. Merhaba. Bu arada tavsiyeni dinleyip sakalımı kestim. Sen mutluysan ne güzel. Görüşürüz. Hey. Merhaba Dora, benim için ne buldun? Şey, aramanın geldiği yer olarak San Diego'daki Grand Del Mar tatil köyü belirlendi. Aha. Konuk listesinde göze çarpan bir şüpheli çıkmadı. Ama yine de ilgi çekici bir şey buldum. Gerçekten mi? Konuklardan biri Ronald Crosswell olarak kayıt yaptırmış ve bu Arnold Velcros adının bir kombinasyonu. Bu da birkaç yıl önce sistemlerimizde şüpheli olarak işaretlenmiş bir BICI bankeri. İyi ki böyle aptal suçlular var. Aa, BICI nedir? Uluslararası Kredi ve Yatırım Bankası. Vergi dairesi yıllardır peşlerinde vergi hileleri, kıyı bankacılığı ve kara para aklama işleri yapıyorlar. Yani tam da $2,5 milyar çalmakla kalmayıp aynı zamanda aklayabilecek adamlar. Doğru. Neyin var tatlım? Neden uğraştığımı bile bilmiyorum. Cezalıyım. Simsin'in bu şey için batıya gitmeme izin vereceğini sanmam. Ben de bunu düşünüyordum. Hı hı. Kız arkadaşlarımdan biri Uluslararası Operasyonlar Bölümünde bir adamla çıkıyordu. Sana yardım etmekten büyük bir mutluluk duyacak. Öyle mi? Kim? Özel ajan John Fernack. Fernack mı? Hı hı. Neden biliyor musun? Hı? Arkadaşımın dediğine göre o da yıllardır senin Aziz'inin peşindeymiş. Gerçekten mi? Örnek. Geldiğini söyle. Asıl önemli olan Velcros orada mı? Evet, burada. Ama ne kadar kalır hiçbir fikrim yok. Şey, ayrılmaya kalkarsa kalmasını sağlamak için çekiciliğini kullanmanı bekliyorum. Hiç büyümeyeceksin değil mi Simon? Zoe. Tatlım. Zoe. Yardım. Zoe. Neredeyim bilmiyorum. Baba beni öldürecekler. Senin de duyduğun gibi kızın iyice kopmaya başladı. Paramı geri aldın mı? Evet. Tabii, ne yapmam gerektiğini söyle yeter. Bütün miktarı sana verilen hesaba gönderirsen kızına sağ salim kavuşacaksın. Sana nasıl güveneceğim? Aslına bakarsan fazla bir seçeneğin yok. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel araba. Teşekkür ederim. Adı Jane ya. Velcros kızının elimizde olduğunu biliyor. Bize parayı verecek. Bir sorunumuz var. Yeni bir sorun. Templar geldi. Simon Templar mı? Evet. Velcros'un hakkını vermeliyim. Dışarıdan yardım bulmuş. Onu hafife almış olmalıyım. Diğer taraftan sonunda bütün taşlar yerine oturuyor, değil mi? Templar'ı hemen öldürmeliyiz. Sabır Marius, Velcros'u parayı göndermeden korkutmak istemeyiz, değil mi? Evet, ama Templar yolumuza çıkarsa... Bunu tamamen senin inisiyatifine bırakıyorum. Eğlenceli olacak.
Havuz kenarı mı? Fırsat bulursam bekliyorum. Güzel bir gün. Üstünde tam olarak ne var? Aa, krem. Ha. Koruma kullanıyor musun? Her zaman kullanırım. Beni tanıyorsun. Konuya odaklan canım. Görevimiz ve Cross'un kasasından banka bilgilerini almak. Manchester Suite'inde. Kapıda bir koruma var. Ne tür bir kasadan bahsediyoruz? Keller 9000. Hesap bilgileri ondaysa orada olmalı. Sen çok akıllı bir kadınsın Bayan Holm. Evet biliyorum. FBI. Bay Waycross, nasılsınız? Ben özel ajan John Henry Furnack. Yanılmıyorsam kayıp bir para konusunda bana vereceğiniz bir bilgi varmış. Yok. Yok mu? Öyleyse FBI'yi neden aradınız? Söylediğinize göre patronu... Yanlış numarayı çevirmiş olmalıyım. Aa. Artık bir ICI'da çalışmıyorum. Paralarını mı çalıyordun? Seni yakaladılar mı? Tehdit mi ettiler? Bakın. Üzgünüm müfettiş. Boş yere gelmiş oldunuz. Boş yere değil. Hiçbir zaman boşa değildir Bay Waycross. İyi günler. Şu işe bak. Eski dostumuz ajan Furnack da burada. Rusya'dan buraya kadar peşinden mi gelmiş? Hayır, farklı bir ajan. Ama FBI ajanları birbirleriyle konuşurlar. Biliyor musun, bu iş fazla kolay geliyor. Hesapların izin sürerken ben de öyle düşündüm. Sanki Waycross bulunmayı istiyormuş gibi. Simon, dikkatli ol. Riske girmeden kazanamazsın. Ne tarafa gideceğim? 310'a. Waycross'un suite'in hemen yanındaki oda. Korumaya kibar davran olur. Günaydın. Oda servisi. Numaranı şimdi yapar mısın Bayan Holm? Simon, yan kapının hemen arkasında bir koruma daha var. Kusura bakma dostum. Uyandığında bir Vladimir'i seni kendine getirir. Sen bir şeyin parçasısın. Bunu daha önce gördün değil mi? Bu bir sembol. Tapınak şövalyelerini. Evet, ne buldun Simon? Kasadan ne çıktı? Simon? Bu çok düşünceli bir hediye Bay Waycross. Babamın yüzüğünü uzun zamandır arıyordum. Bir şey gösterebilir miyim? Beni buraya neden getirdiğini söyler misin? Benim gibi biriyle konuşmayacağını ama... $2.5 milyar ilgini çekeceğini düşündüm. Doğru düşünmüşsün. Bana bir çek yazmayacaksan senin için ne yapabilirim? Kızım kaçırıldı. FBI zaten binada. Neden onları anlatmadın? Bu işi FBI'ye bırakırsam kızımı bir daha göremem. Çok üzüldüm Bay Waycross ama halkının parasını çalan diktatörler için para aklıyorsan başına böyle şeyler gelebilir. Parayı sakladım. FBI'ye verecektim ama teslim edemeden kızımı kaçırdılar. Dinle. Para karşılığında kızını vereceklerse yap bunu. Sonra beni öldürürler. Kızımı da öldürürler. O bunu hak etmedi. Sana bu yüzden ihtiyacım var. Değiş tokuşu yapman için. Güvenli şekilde kaçabilmemiz için. Lütfen. Sen azizsin. Her şeyi kelime anlamıyla anlamışsın.
Simon. Simon çık oradan hemen. Herkes kaçsın çabuk. Kaçın. Al. Merak etme. Al. Hesap numaraları yüzüğün içinde. Anahtar göçebede. Lütfen küçük kızımı kurtar. Yüzüğü nereden buldun? Simon Templar. Beni hatırladın mı? İndir o silahı Fernak ve bir ambulans çağır. Silahımı mı indireyim? Hayır, sen ellerini havaya kaldır. Hemen. Yıllarca dünyanın her yerinde izini sürdükten sonra sonunda Aziz'i yakaladım. Simon! No! Seni gördüğüme sevindim. Ben de seni. Velcros? Kaybettik ama kızını bulmamız gerek. Umarım haberlerin iyidir. İşler biraz kontrolden çıktı. Velcros öldü. Ya Templar? Templar kaçtı. Muhtemelen benim paramla birlikte yeteneğini kaybediyorsun Marius. Bunu düzeltebilirim. Evet, umarım düzeltebilirsin. Simon! Simon! Seslendiğimde neden cevap vermedin? Özür dilerim. Kitap okuyordum. Tanışmanı istediğim biri var. Özel biri. Adı Zander. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim delikanlı. Evet, ben sizi yalnız bırakayım. Yalnız mı bırakacaksın? Sanırım bunu Zander açıklayacak. İyi şanslar. Okulda sorun yaşadığını duydum. Sakın utanma Simon. Bu herkesin başına gelebilir. Nesin sen? Bir deli doktoru mu? Deli doktoru mu? Biliyorsun, psikiyatrist işte. Hayır. Öğretilerimin hem aklı hem de vücudu iyileştirdiğini düşünsem de ben doktor değilim. Ben bir eğiticiyim. Burada işim bittiğinde İngiltere'de hiçbir zorba sana bulaşmaya cesaret edemeyecek. Reflekslerin iyi. Şimdi bana vur. Ne? Bana vur. Korkma. Kavrayışını biraz gevşet. İşte böyle. Birinci ders. Gözlerini rakibinden asla ayırma. Bunu bana da öğretir misin? Evet. Daha fazlasını da. Şimdi bir daha vur. Bu delilik. Gündüz gerçekleşen bir helikopter saldırısı. Biliyor musun, bugün ayakkabılarımla uyuyacağım. Simon Templar Los Angeles'a geldiğinde sıkıca bir saniye geçmez. Şu malzemeler konusunda fikrin ne? Simon'ın neden seni ulaşım ve operasyon teknisyeni yaptığını anlayabiliyorum.
Doyle kahvaltılık bir şeyler var mı? İki haşlanmış yumurta, ekmek, marmelat ve bir bardak kahve. Yoksa unuttuğumu mu sandın patron? Şimdi demek havada uçan 2,5 milyar dolarımız var. Her zaman kendi hava haime sahip olmak istemişimdir. 2,5 milyar doların %10'unu 3'e bölersek kaç yapıyor? 83.3 milyon. Bu para bankerin kızı için fidye. Bizde kalmayacak. Emlak hayallerini suya düşürdüğüm için kusura bakma. Bizde kalmayacak olan bu parayı nasıl bulmayı düşünüyoruz? Kayıp yüzüğüm sayesinde. Velcro's hesap numarasının içinde bir yerde olduğunu söyledi. Templar haçı. Hayatlarını başkalarının hizmetine adayanları temsil eder. En azından teoride. Yazı Latince. Nullum est periculum non mercedi. Riske girmeden kazanamazsın. Ama bu bölüm yeni. Evet. Sanırım bu dedektiflerin ipucu diyecekleri türden bir şey. Bir elmasa benziyor. Ama sentetik. Doyle, işgal ettiğimiz bu evde bir DVD oynatıcı var mı? Söylemek zorundayım. Güzel olduğun kadar teknolojiden de anlıyorsun. Nereden buldun onu? Rubül Hali çölündeydi. Kendisi oradaki başı dertte güzeldi. O kadar da dertte sayılmazdı. Durum yeterince kontrolüm altındaydı. Yeterince uzaklaştık mı? Atlama alanından 5 kilometre uzaktayız. Kadını ben alabilir miyim? Üssü havaya uçurduktan sonra. Az kaldı. Hey, ne oluyor? Ellerini görebileceğim bir yere kaldır. Zincirlenmiş güzel bir kadın, 3 ceset, Bağdat'ın 100 kilometre güneyi. Hikayeni dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ellerimi indirmeme izin verirsen zincirlerinin anahtarını bulabilirim. İngilizsin. Sonuna kadar. Kriket oynamayı bilebilirim. Özel kuvvetler mi? Otosiklet tatili. Irak'ta mı? Şu anda burada benzin çok ucuz. Bir adın var mı? Patricia Holm. Simon Templer. Götürmemi istediğin bir yer var mı Bayan Holm? Kendini bu kadar övmen yeter. Sadece gerçek değilse övgü sayılır. Şimdi burada baktığımız şey ne? Herhalde şifrelenmiş banka hesap numaralarıdır. Veriyi çözmek için doğru frekansa ihtiyacım var. Bir şifre ya da kod da olabilir. Ölmeden önce Velcro's anahtar göçebedi demişti. Göçebe dijital bir dosyadır ama tek bir bilgisayarda durmaz. Çok sayıda sunucu da farklı paketler halinde saklanıyor. Yani bu da değil. Zekice konuşmana bayılıyorum. Öyleyse göçer dosyayı bulacağız, anahtarı alacağız, kristali okuyacağız, kızla değişeceğiz ve işi bitireceğiz. Peki nereden başlayacağız? Velcro's'un evinden. Doyle, garaja baktın mı? Gösterişli arabaları seviyorum. Ama çocuk var. Bu bir aile yolculuğu canım. Güven bana. Yüzbaşı. Tam olarak aynı hamur. Zigotlar gibi. Her iki yöne de gidebilir. Yani pizza ya da çörek olabilir. Ya da çörek ya da pizza. Hey! Çörekli pizza. Bu da bir seçenek. Evet, bu da bir seçenek. FBI. Hey. Özel ajan John Henry Furnock. Sen yüzbaşı Miller olmalısın. Ve ben de. Ben Garces. Dedektifim aslında. Evet, merkezdeki arkadaşlarınız burada olabileceğinizi söyledi. Evet, yerimiz burası. Bana geleceğini söylemişlerdi. Ve sen yemin bitirmeni bekleyebilirdin. Ne hakkındaydı? Bunun hakkında. Simon Templer. Uluslararası hırsız. Londra ve New York'tan çıkmam. Yıllardır peşindeyim. Ve? Ve burada, Los Angeles'ta. Yerlilerin yardımına ihtiyacım var. Benim soyumda Kızılderili var. Onu al. Lütfen. Kızılderili mi? Sağ ol yüzbaşı. Eğlenceli olacak. Bugün kimdik? Sigorta eksperleriyiz. Eve fiyat biçmeye geldik. Siz onu meşgul edin. Ben dosyalar için elektronik sistemi tarayacağım. Bayan Velcro's, başınız sağ olsun efendim. Biz kocanızın sigorta şirketini temsilen geldik. Sen Simon Templer misin? Evet. Evet benim. İçeri gelin.
Ani olanları eve gelirken arabanın radyosunda duydum. Eve girdiğimde telefon çalıyordu. Zoe'yi kaçıranlardı. Geleceğini söylediler. Polisi ararsam Zoe'yi öldüreceklerini söylediler. O ana kadar kaçırıldığından haberiniz yok muydu? Hayır, arkadaşlarıyla dışarı çıktığını sanıyordum. Zoe ile hiç anlaşamazdık. Babasıyla olmak için fazla genç olduğumu düşünüyordu. Bayan Waycross, annenin bankacılık işleriyle ilgili neler biliyorsunuz? Annenin kötü insanlara çalıştığını biliyordum. Yönettikleri ülkelerden milyarlarca doları kaçırıp saklamalarına yardım ettiğini biliyordum. Ama son zamanlarda, bilmiyorum, belki benim etkimle o fikir değiştirmeye başlamıştı. O paraların o ülkelere geri dönmesini istiyordu. O insanların daha iyi hayatlara kavuşmalarını istiyordu. Kendimi suçlu hissediyorum. Sanki kocama ve Zoe'yi olanlar benim suçummuş gibi geliyor. Kendinizi suçlamayın lütfen. O parayı bulacağım. Ve üvey kızınızı geri almak için kullanacağım. Oldu mu? Teşekkür ederim. Bilgisayarları taradım ama sürücüler silinmiş. Anne öldürülmeden önce uzaktan yapmış olmalı. Öyleyse göçebe dosya nerede? İhtiyacımız olan veri uzak bir sunucuda. Bulmak zaman alabilir. Ama bizim zamanımız yok. Arayanlar bir numara bırakmış olamazlar, değil mi? Mümkün olduğu kadar uzun süre konuştur. Templar. San Diego'da seni ıskaladığıma üzüldüm. Ben de helikoptere üzüldüm, eski dostum. Önemli değil, çalıntıydı. Aslında ben silah satışımı engellediğin için kızgın. Mali'deki uzun namlulu tüfek konteynerimi, onun havaya uçtuğunu sanıyorum. Hızla parayı nasıl değiştireceğimizi konuşalım mı? Zamana ihtiyacım var. Sen iyi niyet göstergesi olarak kız annesine gönder, biz de burada partişeyle birlikte parayı aramaya devam edelim. Para elime geçmeden bırakmayacağımı biliyorsun. 24 saat diyelim. Sonra ölür. Patricia'ya selam söyle. Reid Marius selam söylüyor. Öyle mi? Tanıştığınızı bilmiyordum. Senden önceydi tatlım. Yerini tam belirleyemedim. Konuşma yetince uzun sürmedi. Para, onu bulabilecek misiniz? Reid bunu bekliyor. Yani biraz zamanımız olacak. Ama acele etmeliyiz. O parayı alamazsam sen de baban gibi öleceksin. Hayır! Lütfen kes. Lütfen. Tamam. Birkaç polisle bir grup kurduk. Kafamda hep metronom. Anladım. Diye. Tamam, devam et. Bir soru sorabilir miyim? İstediğimiz adam işte orada. Neden yakalamıyoruz? Hayır, bu yapabileceğimiz en kötü hamle olur. Onu yakalamak istiyorsak, yani şunu diyorum. O da cinayetteki şüphelilerden biri. Hayır, o adam parayı bulma konusunda en büyük şansımız. Parayı bulduğu anda ben de orada olacağım. Şu anda düşünmemiz gereken tek şey onu gözden kaçırmamak. Doyle, annenin veri merkezi Grandville Lake'in köşesinde. Girebilecek misin? Güvenlik duvarlarını sınıyorum. Reid Marius'la konuşacak neyiniz olmuş olabilir bilmiyorum. Aslında konuşmuyorduk. Peki, onunla birlikte ne yapıyordun? Simon? Ne? Bir parça merak etmeye hakkım var herhalde, öyle değil mi? Neredeyse bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Ve bugüne kadar şarap eşliğinde eski günleri anma saçmalığından uzak durduk, değil mi? Herkesin sırrı olmalı. Yavaşla. Bunu keser misin? Bunu kaldıramam. Neyi? Bağırmayı kaldıramam. Sen bana bu adamları yakından takip etmemi söyledin. Özür dilerim. Sadece onları arkadan çarparsan bil ne olur. Onları izlediğimizi anlarlar. Daha önce kimseyi takip etmedim. Sen nasıl bir dedektif oldun? Çocuklar, güvenlik duvarı çok güçlü. Dosyayı almanın başka bir yolunu bulmamız gerekecek. Acele etsen iyi olur. Takip ediliyoruz. Ya,
Lanet olsun. Bu fırnak. Tatlım. Hı? O topuklularla koşabilir misin? Gördün mü? Çekilin yoldan FBI. Ulaşın. Yarsın. Peşinden git çabuk. Adım daha hızlı. Çekilin yoldan. Yol açın. Yol açın. Yol açın. Çekilin. Yoldan çekilin. Şimdi nereye gideceksin ha? Hı? Seni tutukluyorum. Saimi Fırnak, 3 silah. Sadece 2 elin var. Bu anın tadını çıkar. Çünkü peşine yine düşeceğim. Biliyorsun böyle olmak zorunda değil Fırnak. Birlikte çalışabiliriz. Ben haydutlarla çalışmam. Onları hapse atarım. Beni atamayacaksın dostum. Hiçbir zaman. Özür dilerim geciktim. Hayır tatlım, hep olduğu gibi zamanında geldin. Ajan Fırnak ve işler nasıl gitti? Köndeki araba fabrikasından iyi ama Mumbai'dekinden biraz daha küçük düşürücü. Veri depolama sunucuları orada, öyle mi? Göçebe dosyalar da sunucularında. İçeride bir yerde, sunucu odasında. Stüdyo Nippon'daki şu numarayı kullansana. Elektrik tüketimini mi isteyeyim? Evet. Buldum. Sunucular bodrum katında. Ve şu göçebe veri paketleri, o balıkları nasıl yakalayacağız? Yem kutusu, ana hatta bağlayınca teker teker dışarı gönderebiliriz. O bizi paraya götürür, biz de onu kızla değiştiririz. Ama bir sorun var. Veykos hesapları saat 6'da kapanıp tekrar açılacak. Öyleyse parayı bulamayız. Simon, Reid Zoo'yu öldürecek. Öyleyse hazırlanmamız gerek. Bu sürede şehirde gerekli malzemeleri bulabileceğimiz tek bir yer var. Sunali Alves. Onu Rio'dan beri görmemiştim. Bunun için seni affetmiş olması imkansız patron. Rio'da ne olmuştu? Karnaval. Sonali Alves kim? Simon'un ondan bahsetmemesine şaşırdım. Kasap mı? Bazen. Sipariş için geç mi kaldık? İnhalu Kuyuhu Minas alacaktım. Bir de yarım ay pestes. Belki biraz kuskus pranko. Obrigado. Rio'da ne olmuştu? Senden önceydi tabii. Sonali, seni gördüğüme sevindim. Como você usa mostrar os rostos aqui? Eskiden yüzümü gördüğüne sevinirdim. Copa Palace'daki şu pansiyonu hatırlıyor musun? Sakin olun ha. Dokunursanız patronunuzu öldürürüm. Sonali, artık en sevdiğin kişi olmadığımı biliyorum ama yardımın gerekiyor. Sen benim ofisimi yaktın. Her şeyimi kaybettim. Mürekkebi. Federal şartnameye uygun fotokopi makinesini. Bak, birlikte harika vakit geçiriyorduk ama dünya ekonomisine riske atmana izin veremezdim. Piyasaya o kadar fazla katkı vermek... Simon, hiç zamanı değil. Beni dinle. Yardımına ihtiyacımız var. Bir kız kaçırıldı ve onu kurtarmak için malzemelerinden satın almamız gerek. Nakit paramız var. Piyasa fiyatını ödeyeceğiz. Siz ikiniz iyisiniz. Tamam. Ama o... O yaptığının bedelini ödeyecek. Optero rinoceronto. Kazanan! Gergedan mı? Gergedan! Gergedan!
Gel ki bunu bir konuşuruz. Bir freon çevirici daha alalım. Asit jeli, fiber optik bölücü ve petabayt taşıyıcı. Para büyük mü? Hem de nasıl. Başka bir şey lazım mı? Hayır, sanırım bunlar yeterli. Simon için endişelenmiyor musun? İri bir adamsın. Ama steroidlerin karaciğer hasarı ve ereksiyon sorunlarına sebep olduğunu biliyoruz. Ha! Yer yan etkileri arasında akne, testis atrofisi ve prostat büyümesi de var. Ciddiyim. Lanet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay kolay yumruk yemem dediğini sanıyordum. Ya hepsi rol. Ne kadar zamanımız kaldı. Sunucunun sıfırlanmasına 40 dakika var. Giriş noktan acil çıkış kapısı olacak. Simon, gece yarısı soygunu için gücünü toplayabilecek misin? Elbette toplayabilirim Patricia. Ben İngiliz'im. Toparlanmayı biz icat ettik. Sahiden mi? Evet. Templar ve kadını buldum. Şu anda... Parayı almaya gidiyorlar. Bu şey planlandığı gibi gidebilir. Fikrini isteyecek olursam Marius kendim sorarım. Simon Templar $2.5 milyar kolay kolay teslim etmeyecek. Kahraman olmayı deneyecektir. Ne yapmamı istiyorsun? İşini. Tamam. Masum bir kızın babasının günahlarının bedelini ödemesine izin veremem. Bir şövalyeye yaraşır, azizce bir cesaret. Tapınak şövalyeleri kötü yola düşmüş birkaç ortaçağ şövalyesiyle ilgili bir çocuk masalından ibaret. Ama yine de canın pahasına o kızın yardımına koşuyorsun. Al. Ben içerideyken buna göz kulak olur musun? Bana yüzüğü diz çökmeden mi vereceksin? İkimizin de hak etmediği bu güzel arkadaşlığı mahvetmek istemem. Haksız mıyım Bayan Holm? Riske girmezsen kazanamaz. İşte bu. Hey! Ne oldu? Bu adil değildi. Adil mi? İnsanlık tarihindeki hiçbir savaş adil olmamıştır Simon. Bu bir oyun değil. Burada katılımcılar arasında dürüstlüğü sağlamak için konulmuş, kazananı ya da kaybedeni belirleyecek kurallar yok. Bu hayat. Hiroşima'da Japonlara yapılanlar adil miydi sence? Ya da Polonya'daki Yahudilere yapılanlar? Adil olmak zayıfların yarattığı bir şeydir, unutma. Çünkü güçlü olanı yenemeyeceklerini bilirler. Peki ya Onur? Tapınak şövalyesi hikayelerini sevdiğini biliyorum Simon, ama sonunda onların sadece hikaye olduklarını anlaman gerekecek. Dışarıda sadece güçlüler hayatta kalır. Düşmanların ellerine geçen tüm avantajları kullanacaklar. Hazırlıklı olman gerek. Beklenmeyen bir şeye karşı nasıl hazırlıklı olursun? Tabii ki her şeyi bekleyerek. Thank you.
Dış servis kapısındayım. Alarmı devreden çıkarman gerek. Hallediyorum. Doylu vericiyi yerleştirmeye gönderdim. Mecbur kalırsam birini şoklarım. Gir hadi artık. Affedersin. Merhaba. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ya. Şeyi soracaktım. Bana tuvaletin yerini gösterebilir misin? Hayır. Tamam. Anlaşılan tutmam gerek. Ama kötü bir tavrım var, haberin olsun. Nedir bu? Gerçekten. Bu kilitleri kim takmış? Bir saniye bekle tatlım. Doyl'un başı dertte. Tamam. Açıklayabilirim. Bakın ona söyleyin. O açıklar. Gerçekten o konuşmayı sever. Beni mi aradınız? Kalanını halleder misin? Evet, durum kontrolüm altında. Git sen. Git. Gel buraya dostum, gel buraya. İşe dönüyorum Simon. Ha? Alter bir yeri konuşmayı öğrenecek misin ha? Alarm devreden çıkarıldı. Gir hadi gir. Bu garip. Bu adam 2 saniye önce baygındı. Pekala, sunucu odasına girmenin en iyi yolu kasa kapısı. Dikkatli ol, patlıcı sürgülerle donatılmış. Bunlara dokunursan alarm devreye giriyor. İkincil kapılar da devreye sokuluyor. O menteşeleri yerinde bırakmak zorundasın. Geçtim. Şimdi imdat çıkışının arkasındaki taban basınca duyarlı fayanslarla döşenmiş. Üzerine basmadan önce bunların dondurulması gerekiyor. 10 saniye sonra çözülmüş olacaklar. Yani elini çabuk tut. Tamam, biyometrik tarayıcıdayım. Bana yardım edecek misin? Şu anda Sydney Felsberg'sin. Hayır, Alexandra Crevo'yu yapalım. Tamam, girdim. Şimdi yem kutusunu kur ve indirmeye başla. Balık avı başlasın. Merhaba Bayan Holm. Fernak. Sonunda. Görünüşe göre sunucu odasında. Yanından ayrılma. Ben Templar'ı yakalayacağım. Ben Garsız. Dedektif Garsız. Memnun oldum. FBI. Sunucu odanız nerede? Bodrum'da. Sen siyah ceketli, burnunu sil, silahını al benimle gel çabuk. Emredersiniz. Peki ya ben? Sana ne olmuş? Çantayı bana ver. Örnek, bunu yaparsam masum bir kız ölecek. İnsanların hayatını kurtarmak benim işim, senin değil. Nasıl istersen. Templar!
Onu durduramadım. Kadını götürdüm. Üzgünüm. Yaralıyı aldık, hastaneye götürdünüz, tamam. Seni yakalayacağımı söylemiştim değil mi? Meslektaşını bu kadar düşünmen duygulandırıcı. Ölmedi. Pekala, tamam hadi beyler. Buradaki işimiz bitti. Hayır. Hadi çabuk olun. Bayan Hall. Özel ajan John Henry Fernack. Simon'la konuşmam gerek. Seni dinliyor. Simon, yüzüğündeki kristale ihtiyacım var. Waycross hesabına erişmemizin tek yolu bu. Bir yatım var. Los Angeles limanında, 5 numaralı iskelede. Gün doğarken orada ol ve Templar yalnız gel. Durdurmazsak Marius ikisini de öldürecek. Biz mi? Ben ilgilenirim, yürü. İnan bana, bunu yaparsan onları öldürür. Tamam mı? Pekala millet, artık kontrol bizde. Karar senin. Yavaş yavaş toparlanıp gidebiliriz. Emin, sen sağlık bölümlerine yardım et. Bunlar parayı aktarmak için kullanacağın hesap numaraları. Bir sorun var. Aklını ne zaman kaybettin? Hallet. Kendini özel buluyorsun değil mi? İngiliz aksanı, marka takım elbise, seksi bir yardımcı. O benim yardımcım değil, o benim ortağım. Ve öyle kalmasını istiyorum. Bir tuzağa gittiğimizi biliyorsun değil mi? Bence lehimize olan tek şey bu. Güvertede 6 koruma var. Onların işini bitirdikten sonra gireriz, kızı alırız ve çıkarız. Bunlar bittiğinde seni tutuklayacağım. Siz gezmeye mi çıktın tatlım? Her zaman kahraman. Hiç şaşırmadım. Yüzük lütfen. Kız nerede? Yukarı getirin. Yukarı gönder. Al. İşi bitir. Yoksa ben bitiririm. Bir hanımefendiyle böyle konuşulmaz. Karımla canım nasıl isterse öyle konuşur. Eski karı. Bunu söyleyecek miydin? Sormadın ki. Merak etme. Ben özel ajan John Henry Fernack. Kurtulacaksın ama ses çıkarmama gerek, tamam mı? Şimdi ellerini çözeceğim. Güverte güvenli. Buraya gel seni küçük sürtük. Ünlü Templar aile yüzüğü. Zavallı küçük Simon. Annesi ve babası gözlerinin önünde vurularak öldürüldüler. Sen bunu nereden biliyorsun? Waycross en başında bunu nasıl aldı sanıyorsun? Anneni ve babanı vuran adamdan elbette. Peşinde olduğun kişi benim. Ailemi bu işe bulaştırma. Babamın seni eve getirdiği günü anlamıştım. Ve biliyor musun? Haklı çıkmak çok güzel. Kapa çeneni. Vay canına. Bu gerçekten sürprizlerle dolu bir sabah. Para için kocasını öldüren bir servet avcısında şaşırtıcı hiçbir şey yok. Ah!
Catherine, gerçekten mi? Marius, kızı serbest bırak. Kızı kurtarmak aileni geri getirmeyecek. Kim öldürdü? Ailemi kim öldürdü? Sen Simon Templar. Büyük bir oyunda piyonsun sadece. Nasılsın? Babamı kullandı. Amacı her şeyini ele geçirmekti. Bilmen gerek. Baban çok cesur bir adamdı. İhtiyaç duyan insanlara çalınan paralarını geri vermek için hayatını riske attı. İstersen başladığı şeyi bitirebilirsin. Burada bir tek tuşa basarak paraya ihtiyacı olan insanlara iade edebilirsin. İyi olacaksın. Teşekkür ederim. Sevgiline veda et. Onu seviyorum. Onu çıkaracağım. Aslında çıkaramayacaksın. Templar. 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 Bayanlar ve baylar, şu ana kadar elimize geçen bilgiler bu kadardı. Sayın Başkan, Başkan Ibaka, kayıp paranın yeniden ortaya çıkmasıyla ilgili daha başka ayrıntıya sahip misiniz? Paranın nereye gittiği ya da nereden geldiği hakkında bir bilgim yok. Şu an düşündüğüm tek şey, bu kaynakları korkunç bir felaket yüzünden büyük bir yıkım yaşayan halkım için kullanmam gerekti. Saçmalık. Hadi, hadi. Aramanı bekliyordum. Adamın Marius'un işini becerememiş olmasına üzüldüm. Benim adamım değil. Bu iş için onu senin adamın tavsiye etti. Bak, birbirimizi daha sonra suçlarız. Şu anda ortadan kaybolmak için yardıma ihtiyacım var. Deneyebilirsin ama acele senin yoldur. Bu şey için beni günah keçisi yapamayacaksın. Kusura bakma, kardeşlik kararını verdi. Tebrik ederim. Seni bulmam gerçekten çok uzun bir zaman aldı. Bunu mu arıyorsun? Bunun için fazla yaşlıyım.
Merhaba Simon. Uzun zaman oldu. Danışmanı istediğim biri var. Özel biri. Adı Zander. Zander. Ne istersen al. Mücevherler, gümüşler. Evde para bulundurmuyoruz biz. Paranın küçük beyinler için motivasyon olduğunu en önce senin bilmen gerek. Kardeşliği motive eden dünya barışı. O kadar kendini beğenmiş, o kadar kibirlisin ki ama... Tapınak şövalyesi dediğin aslında bir haçlıdan başka bir şey değil. Bizim de bir kutsal davamız var. Yeryüzünde var olan tüm tapınak şövalyelerini yeryüzünden silmek. Peşinde olduğun kişi benim. Ailemi, karımı bu işe bulaştırma. Babam senden kendisi için değil, ailesi için merhamet diledi. Ona bunu çok gördün. Sen olmana sevindim Simon, sen olmalıydın. Çünkü dışarıda benden fazlası var, kardeşlik peşine düşecek. Bunu sen öldükten sonra düşünürüm. Yapamıyorsun. Sen hala Onur'u saplantı yapmış küçük bir çocuksun. Ben katil değilim. Ben bir Templar'ım. Sen de baban gibi zayıfsın. O zayıf değildi. O seni evine aldı. Ona ihanet ettin. Ama senin gibi olmaktansa zayıf olmayı tercih ederim. Bol şans Zander. İhtiyacın olacak. Biliyorsun değil mi? Bir telefon etmem yeterli. İçeride bir gün bile kalmam. Göreceğiz. Ellerini kaldır, seni tutukluyorum. Özel Ajan Cooper, FBI. Ajan Cooper. Seni gördüğüme sevindim. Keşke aynını söyleyebilseydim. Bakıyorum bir arkadaşını getirmişsin. Evet, bu benim iş ortağım Ajan Doralin. Son yarım saat içinde yaptığı dosya transferleri sırasında bulduğum şeylere dayanarak çok sayıda terör grubu ve şüpheli fonla bağlantısı olduğunu belirledik. Bu İç Güvenlik Bakanlığı'nı uzun zaman meşgul edecektir. Suçlamalar mı? Seni bir şeyle suçladığımızı nereden çıkardın? Hükümet seninle konuşmak istiyor. Ulusal Savunma ve Yetkilendirme Yasası'nın 1021 ve 1022. maddelerine göre terör suçlularını süresiz olarak alıkoyma yetkisine sahibiz. Biz araştırırken işimizi aceleye getirmeyi sevmeyiz. Gerçekleri ortaya çıkarmak çok uzun zaman alabilir. Evet. Ve size gelirsek Bay Tem...
Lanet olsun. Götürün onu. Hadi. İki büyük suçludan birini yakalamış olmak da fena değil. Aslında Fernand bütün ayak işini yapıp tutuklamayı bana bıraktığı için memnun olmalıyım. Öyle mi dersin?